Yani şaka mı? Elif bak gülmüyorum. Şakaysa söyle. Hayır, şaka değil. Yani? Yani... Öyle işte. Dediğim gibi. Nerede acaba? Hemen alt katta. Yalnız yumurtanız hazır soğumasın. Benden söylemesi. Lezzet kaçar. Kız arkadaşınız çok güzel maşallah. Allah nazarlardan saklasın ikinizi de. Ya kardeşim siz ne laf anlamaz adamlarsınız ya. O benim kardeşim. Olmaz. Asla da izin vermem böyle bir şeye. Ben izin istediğimi hatırlamıyorum Hüseyin. Ben olması gerekeni söyledim. Ayak diretmenin alemi yok. Var. Ya kardeşim ben adamın tepesindeyim. İstediğim zaman durdururum. Az rahatlasın diye saldım ya. Allah Allah. Bu kadar basit yani ha. Ömer'i tanımasam neredeyse inanacağım sana. Ya sen bilmiyor musun Hüseyin? O dingil kardeşin kafasına taktığı şeyi yapmadan durmayacak. Sen değil Feriştan gelse engelleyemez onu. Doğru konuş Ali. Konuşmazsan ne olacak lan? Al! Hüseyin, Ömer dibimize kadar geldi. İz peşinde. Daha dün bana aba altından sopa gösterdi. Neymiş? İyi polis olup olmadığım dosyanın gidişatına göre belli olacakmış. Efe Efe gözüm üzerinde diyor. Allah Allah. Kardeşim en başından beri senden kullanıyor. Soruşturmanın başından beri senden şüpheleniyor. Ama ben ne yaptım? He? Ben seni sattım mı? Satmadım. Tamam dedim. Bu adam güvenilir dedim. Ben kefilim dedim. Ne yaptı? Oturdu yerinde. Tutmuş muyum, tutmamış mıyım Ali? Tutmuşsun. Lan sen korkusundan kardeşimi harcamaya mı çalışıyorsun? Yavaş. Sen neden böyle kendini parçalıyorsun ki? Biz sadece kendimizi değil, seni de korumaya çalışıyoruz burada. Kardeşim bana ulaşırsa sana da ulaşacak demektir. Onu durdurmak için tek çare arkasındaki emniyet gücünü çekmek. Ömer zayıflayacak, vazgeçecek.
Ve hayatına devam edecek. Kimse de zarar görmeyecek. Sonra ne olacak? Sonra Ömer ne olacak ha? Onun bütün hayatı bu kardeşim. O gecesini gündüzünü verdi dünyayı pisliklerden temizlemek için. Şimdi sen ne diyorsun? Ve al elinden kardeşinin mesleğini, sonra rahat et mi diyorsun? Ben bu vebali nasıl taşıyacağım Tayyar? Bir kere kardeşimi kalbinden vurdum ben. İkincisini asla istemem ben. Asla. Şimdi kafama bir tane sık. Çok daha iyi. Anlatacak mısın? Hoşça kal Ömer. Ne demek hoşça kal? Ömer lütfen. Son sözün bu mu yani? Hanımefendi kusura bakmayın, kız arkadaşıma bakıyordum da. Boş burası boş, benden başka kimse yok. Neyin cevabını arıyorsun acaba kafanda? Bana sor, vereyim cevabını. Ben bilmiyorum Fatih. Benim kafam çok karışık. Sustur kafandaki düşünceleri. Kalbini dinle. Bak. Benim kalbim senin için atıyor. Seni çok seviyorum. Karım ol. Evet de bana. Fatih. Şahitler geldi. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Anne biz biraz daha konuşuyoruz. İçeri buyurun. Sizle bahçeye çıksan daha rahat olsun. Olur. Lan oğlum arabeske bağlama lan. Genç adam atlatır. Başka iş ayarlarız ona. Lan! Arabeske iş! O benim kardeşim lan! Ben yok. Siz ikiniz diyorsanız yiyin. Yiyebilirsiniz. Bak Hüseyin. Geçmişin hatırına söylediklerini yok sayıyorum. Ama sen de artık kendine gel. Saksıyı çalıştır, uzatma mevzuyu. Babasız büyüttüm ben onu Tayyar. Ayağına taş demesin diye yere yattım, siper oldum. Geceler boyu çalıştım, okusun diye. Şehir dışına tayini çıktım. Gözümü kırpmadım gecelerce ben. Şimdi sen bana yarı babası olduğun, canının parçası kardeşini bitir mi diyorsun? Olmaz. Ölürüm de yapmam Tayyar. Bu da bir seçenek tabii Hüseyin. Ha? Ama senin kendini yormana gerek yok. Ömer nişanlısının alnına kurşunu sıktığını duyarsa zaten seni öldürür. Abisi gibi
edebiyat ve duygu sömürüsüne bağlamadan tak diye atar kafana. Benim de hatalarım oldu. Senin de olmuş olabilir. Yardım edelim birbirimize, ne olursun bana yalvarın. Ömer'le beni düşün. Ömer, bize nasıl kıyabilirsin ki? Ne olursun ayırma bizi bak. Ömer'le ben diyorum sana. Ne olursun. Allah senin 50.000 defa belanı versin Tayyip. Seni tanıdığım güne lanet olsun. Ne oldu, ne diyor? Hiç işte. Ne to kafa, ne to mermer. Bana bak Ali. Bu herif bir halt ederse ikinizin de sonu benim elimden olur. İkinizi de bitiririm. Konuşmayacak mısın? Korkuyorsun. Ben senin canını acıttım diye, değil mi? Benden korkuyorsun. Bunu sana ben yaptım. Allah benim belamı versin. Bu el kopsun. Kopsun lan bu el. Fatih, ne yapıyorsun? Kopsun lan. Fatih yapma, ne olur yapma. Fatih yapma. Çekilir misin lütfen? Konuşacağız. Böyle çekip gidemezsin. Konuşacak hiçbir şey yok, tamam mı? Çek. Ne olduğunu anlat, bırakacağım. Bitti, tamam mı? Başka olan biten bir şey yok, bu kadar. O Metin İtin değil mi? O mu yaptırdı bunu sana? Metin'le ne alakası var Ömer, Allah aşkına bırak. Kesin o. O mu tehdit ediyor? Yoksa benim bilmediğim başka bir durum daha mı var? Başka bir durum yok. Elif, gözümün içine bakarak söyle. Çekil, tamam mı? Sana hiçbir şey açıklamak zorunda değil. Neyden vazgeçtiğini görmüyor musun? İlişki bir üstüne basıp geçme. Elif, yapma bunu. Yapma. Ömer, yeter. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Bitmedi daha. Bence bitti. Ömer, bırak beni. Ömer, ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Senin emirlerin bana sökmezsin yüreğine. İstediğim ama. Ver onu bana. Bunu mu istiyorsun? Ömer, ver onu. Ömer, ver şunu bana. Bunu mu istiyorsun? Ha? Ömer, ver. Hop. Ne yaptın? Ömer, ne yapıyorsun ya? Ne mi yapıyorum? Seni esir alıyorum. İstediğimi de almadan bırakmayacağım. Geceden sabah ne değişti bana anlatacaksın. Duydun mu? Anlatacaksın. Saçmaladın, farkındasın değil mi? Hadi gel. Yürü. Ömer. Nereden buldun bunu? İçeride vestiyerde asılıydı. Annen herhalde kızmaz değil mi? Kızmaz.
Beni seviyorsun. Ama korkuyorsun. Haklısın. Dengesiz herifin tekiyim. Doğru, korkuyorum. Ama en çok da kızıyorum. Çünkü seni tanımıyorum. Sen kimsin bilmiyorum. Ben Fatih'im. Aşık olduğun adam. Eğer kabul edersen seninle evlenmek için can atan adam. Birini tanımak öyle bir şey değil. Yani sen hiç tanımadığın biriyle evlenir miydin Fatih? Sen benim her şeyimi biliyorsun. Geçmişimi, ailemi. Ben senin hakkında ne biliyorum? Sadece beni sevdiğini. Ondan öncesi sonrası hiçbir şey yok. Birbirimizi tanımıyorduysak nasıl sevgili olduk? Sevgili olmak başka. Ama böyle bağlarla bağlanmak çok başka. Yani bu nikah falan, ya benim alışık olduğum şeyler değil bunlar. Bizde başka türlü oluyor. Bizde de öyle olacak. Ben seni telli duvaklı, güzel bir gelinlikle alacağım evinden. Ama şimdi bak, bu benim için daha anlamlı. Çok daha anlamlı. Annenle yeni tanıştım. Nasıl bir ailesiniz? Sana bütün bu kötülükleri yaptıran baban kim, hiçbir şey bilmiyorum. Babam evlilik ailelerinde evlenmesidir derdi. Ve sen şu an benden hiç tanımadığın bir aileyle böyle bir bağ kurmamı bekliyorsun. Sustuğum zaman korkuyorsun diyorsun. Korksam yanında olur muydum? Ve korksam sen gel dediğinde ben insanları atlatıp koşarak yanına gelir miydim? Haklısın. Sana her şeyi anlatacağım. Ama duyacakların senin arkadaşlarının hayatlarındaki gibi böyle toz pembe bir geçmiş değil. Disneyland'lerde geçmedi benim çocukluğum. Pek senin alışık olduğun türden değil yani. Şimdi gerçekten duymak istiyor musun? Çıkar şu, insanlar bize bakıyor. Bakarlarsa baksınlar. En fazla delinin teki kız kaçırıyor derler. Aa, acıyor. O zaman sen de sözün. Allah Allah, nasıl davranacağım sana mı soracağım? Bak, ne kadar çabuk içini dökersen o kadar çabuk kurtulursun. Dün geceden sabaha ne değişti? Dün gece bize gelmedin, sabah da saçma sapan şeyler söyledin. Ha, benim duygularım saçma sapan yani. Çünkü sen bana deli gibi aşıksın. Mi amore. Yazık. Kendini çok fazla önemsiyorsun. Şeytanın en sevdiği günah kibirdir. Yani bu tavrını hemen terk etsen iyi olur. Terk ederim terk etmesine, sıkıntı yok. Ama seni terk etmeyeceğim. Haberin olsun. Bunu kafana yaz. Öyle evde ezberleyip geldiğin cümleleri bana söyleme. Elif, gözümün içine bak. Gözümün içine bakarak söyle. Beni sevmediğini söyle hadi. Of Ömer, gerçekten lise muhabbetine bağladın ha. Ya sıkıldım artık. Bu çocukluktan vazgeç. Vazgeçmiyorum. Vazgeçmiyorum. Gerekirse günlerce böyle takılacağız. Seninle kaçmak isterken yakalanmak neymiş onu öğreneceksin. Buyur. Ömer, ne olur bir anahtarcı bulup çıkarttıralım şunu. Anahtarcı bunu açamaz. Bir. Anahtarcı denmez. Çilingir denir. İki. Bunu başkalarının yanına söyleme. Rezil olursun. Üç. Bunu kafana yaz. Neyse ne. Şunu çıkartalım artık. Bak, çekip durma, canın acıyacak. Usudur. Yavaş. Bak, yavaş. İyi. Konuşmak mı istiyorsun? Güzel. Güzel, yola geliyorsun. Birincisi, benimle doğru düzgün konuş. İkincisi, sen de bana emir veremezsin. Üçüncüsü, eğer benimle konuşmak istiyorsan bunları çıkartacağız. Çünkü bu konumdayken konuşmayacağım. Sen de bunu aklının bir köşesine yaz. Babam öldükten sonra annemle Adana'da kaldık. Bir süre. Ben ilkokul 1'e falan gidiyorum. Bir gün evin önünde oyun oynuyoruz. Adamın biri geldi. Başaltı ha, ona göre.
Fatih sen misin çocuk? Buz gibi bir adam. Zoraki gülümsedi. Annemi sordu. Evde dedim. Beraber kalktık eve gittik. Annemle ikisi yan odada konuştular. Sonra beni çağırdılar. Ve işte İstanbul'dayız. Peki bu haldeyken daha önce araba kullandın mı? Tabii ki hayır. O yüzden benim arabayla gideceğiz. Sen çok kullandın galiba. Zaten klasik numaralarından biri olduğu çok belli. Aynen öyle. Polis kolejinden beri bu numarayla ne kız tavladın bir bilsen. Peki çok bilen komiser. Arabaya bu şekilde nasıl bineceğiz onu da söyler misin? Bak önce ben bineceğim, arkamdan da sen bineceksin. Ha. Peki sen omuzun bacaklarını nasıl oraya geçireceksin? Merak etme, uygulamalı göstereceğiz. Sakin. Bir saniye. Bekle dedin. Hadi gelebilirsin. Gel. Hadi at şu bacağını artık. Tamam atacağım, bir saniye. Evet, başardık. Tamam işte. Pardon. Şimdi benim tersime geliyor ya. Kontağı sen çevirsene. Sen alışıksın ya. Ben kemerimi bağlayacağım. Sen kemerini bağla, tamam. Nerede bu? Önce bizi bir gece kondu mahallesine yerleştirdi. Sonra buraya taşındık. Burada büyüdüm ben. Annem o yüzden burada oturuyor. Amcam da 6 ayda bir gelip bizi kontrol ederdi. Çocuk haklı işte. Minnet duymuşum. Bize iyilik yapıyor ya. Sevmişim. Ona yaklaşmak istedim. Beni sevsin istedim. Anneme iyi davransın istedim. Daha sık gelsin istedim. Bir kere bile saçlarımı okşamadı. Bir dakika, benim kafam karıştı. Babam öldü diyorsun ama sen bana babam var, yaşıyor demiştin. Babam yaşıyor. Amcam sandığım babammış. Şaşırma, bu hayatta her şey olur. Bunu 8 yaşında acı bir şekilde öğrendim. Ondan sonra da bir daha ifle olmadım zaten. Babam olduğunu bilmiyormuş gibi yapıyorum. Onun pis işlerini yapıyorum. Şefkat bekliyorum. O dangalak kardeşimin güzel hayatını uzaktan izliyorum. İşte böyle. Ama bu adam sizin niye mi olmadı annenle seni? Yani evli miydi, o yüzden mi? Keşke öyle olsaymış. Bu babam olacak adam. Anneme tecavüz etmiş. Brezilya dizisi gibi. Nasıl bir adam? Yani kim bu adam Fatih, artık söyle. Bu adamın adı sana ne, söyle. Adı sana batsın Nilüfer. Bana bugüne kadar tek iyiliği oldu, seni karşıma çıkardı. Sen benim şansımsın. Bu Hüseyin'in tavrı hiç hoşuma gitmedi, bilesin Ali. Duygusallık yapıyor. Neticede mevzu bahis olan kardeşi. Yoksa sen de mi aynı durumdasın? Yok canım, bana Ömer'den. O zaman Hüseyin'in ağlamasını diyeceksin. O bende. Ben onu nasıl yola getireceğimi biliyorum. Kangren alan kendi koluysa kesip atacak. Yolunu değiştirmeden önce düşünecekti bütün bunları. Nasıl ikna edeceksin Hüseyin'i? Bana çok kararlı geldi. Ben sizler gibi iş olup bittikten sonra çözüm düşünmem Ali. Ben her zaman 10 adım sonrasını düşünürüm. Bütün ihtimalleri kafamda tek tek dizerim. Olacağı olmadan önce önlemimi alırım. İstersen senin anlayacağın dilden konuşalım Ali. Ben eşeğimi sağlam kazığa bağladım. Hüseyin istediği kadar çırpınsın, kurtulamaz. Ben ne dersem o olur. Thank you.
babam olacak o herifin servetinde benim de payım var. O kardeşim olacak dangalakla ikisine yedirecek değilim. Bir Roma seyahatim var. Döndüğüm zaman her şey değişmiş olacak. O babam olacak herif. Cezaevini boylayacak. Ben de hak ettiğim her şeyi ondan teker teker geri alacağım. Seninle ve annemle yeni bir hayat kuracağım. Tabii eğer sen istersen. Duyduğum bunca şeyden sonra hayır dersen seni anlarım. Yani işte öyle sabahtan akşama fikir değiştiren birine benzemiyordun ama demek ki sizin İtalya'da öyle. Yaşananlarında, sözlerinde hükmü yok. Geldin bir de bana ders verdin. Koşulsuz sevgiden falan bahsettin. Ya ben bir şey anlamadım ya da senin koşulsuz sevgi anlayışın biraz farklı. Etkisi az. Biraz kıt. Elif, işin en acı tarafı ne biliyor musun? Ben ne zaman içimi açsam, ne zaman bu ilişkiye bir şans versem, karşıma hep bir yalan çıkıyor. Şimdi olduğu gibi. Bizim aşkımızın önündeki en büyük engel yalan. Senin yalanların, sırların. Kusura bakmayın ama gerçekten ben ne dediğinizi anladım sanmıyorum. Ömer'le sen olmazsın kızım. Yani bu ilişki yanlış demek istiyorum. Sami Bey, ben Ömer'le olan ilişkimi bir yabancıyla konuşacak değilim. Ben Ömer'e seninle ilişki yaşamasını yasakladım. Sana bir şey söylemedi, değil mi? Hayır. Bunu neden yaptım biliyor musun? Ömer'i çok sevdiğimden. O benim oğlum gibi, evladım gibi. Onu tanıdığımda genç bir akademi öğrencisiydi. Babası bir gün dükkanında nedensiz yere öldürülmüş. İşte o zaman polis olmaya karar vermiş. Toydu. Ama kararlıydı. Zekiydi. Zehir gibiydi. Geleceği de parlak. Ama sen onun mesleki hayallerini öldürürsün. İstikbalini yakarsın. Bu çok mantıksız. Böyle bir şeyi neden yapayım ki? Şimdi biz bu operasyonu bir çeteyi çökertmek için yapıyoruz, değil mi? Sen bu adamlardan kurtulacaksın. Ben sana verdiğim sözü tutacağım. Cezaevine girmeyeceksin. Sonra normal hayatına döneceksin. Ama bununla bitmeyecek. Çünkü baban da bu adamlarla kara para atladı. Senin sicilini işleyecek. Ve seninle birlikte Ömer'in adı da lekelenecek. Babamın yaptıklarının Ömer'le ne ilgisi var? Ben Ömer'i tanıyorum. O seni çok seviyor. Herkes senin karısı olmanı isteyecek. Bizim mesleğimiz bu özel sektörden çok farklıdır. Bir adam polisse eğer, onun ailesi de onun mesleğinden sorumludur. İşte en büyük mesele bu. Şimdi siz birlikte olacaksınız. Ama emniyette bunun dedikoduları olacak. Sizinki bir aile şirketi. Anladığım kadarıyla vukuat eksik olmuyor. Bunu da Ömer'e mal edecekler. Bunun neticesinde Ömer emniyetten beklediği terfileri alamayacak. Ömer akıllı çocuk. Bunun nedenini elbette bilecek. Senden vazgeçeceğine mesleğinden vazgeçecek. Basacak istifayı. Sonra zamanla onun hayalini kurduğu meslekten uzaklaşınca sana olan duyguları azalacak. Bitecek. Hayatındaki en büyük engel olarak seni görecek. Sana küsecek. Bu aşk da hüsranla sonuçlanacak. Sami Bey, gerçekten polisiniz kadar falcılığınız, hatta psikologluğunuz da çok iyiymiş. Elif, iki seçeneğim var. Ya Ömer'le birlikte olacaksın, bu operasyon sona erecek. Ve Ömer başarısız bir operasyonun bir elemanı olarak kahrolacak. Sen de cezaevine gireceksin, hayatın kararacak. Şirketin iflas edecek, kardeşlerin sağ olacak. Ha. Duyduğum kadarıyla kardeşlerin pek ayakları yere basan insanlar değilmiş. Sana muhtaçmış. Paranız ve pusulanız olmazsa onlar da savrulup giderler. Sonra ne olacak? Ha? Cezaevine gireceksin. Yıllar sonra çıktığında
ne işin, ne arkadaşların, ne çevren, ne hayallerin. Hiçbir şey kalmayacak. Hepsi bir hiç olacak. Yani siz bana şimdi ya ailen ya Ömer mi demek istiyorsunuz? Benim derdim senden çok Ömer kızım. Sen onun polisliğinin önündeki en büyük engelsin. Ya sen olacaksın onun için ya da mesleği. Bazen sevmek vazgeçmektir. Tutar mısın? Hı? Alo. Komiserim, ben Halil'in karısı. Söyle yenge. Benim adamla ilgili aklıma bir şey geldi de. Ben onun için aradıydım. Ha tamam yenge, sen şey yapma. Bekle hemen, ben geliyorum. Tamam mı? Ömer, nereye gidiyoruz bu halde? Tanrı'nın cinayet davasıyla ilgili önemli bir gelişme oldu. Hemen gitmemiz lazım. Saçmalama, böyle mi çalışacaksın? Çıkar hadi şunları. Nerede çıkartıyorsak gidelim çıkartalım. Benim de işe gitmem lazım. Üzgünüm sinyorina. Biraz daha beraberiz. Benden kurtuluş yok. Kusura bakma Nevim bacım. Benim tek işim bu değil. Daha camiye yetişmem lazım. Bir 10 dakika daha. Hocam gidiyor musunuz? Siz emin değilsiniz galiba. Düşünün, taşının, kararınızı verin, ondan sonra beni çağırın. Kusura bakmayın, benim hatam. Ben beklettim. Ama biz hazırız yani, hemen başlayabiliriz. Gerçekten mi? Gerçekten benim karım olacak mısın? Eşin dersek kulağa daha hoş gelir. İstersen zevcem diyelim, hiç fark etmez. Bu nikahta gelinlik giymiyor mu? Gelinlik yok ama beyaz bir tülbent var. Tamam. Oğlum iyi. Anne bir şey yok, bir şey yok. Gel, gel. Heh, komiser bir de bunun inişi var. Yardım edersen şu şey kontağı. Çok basit. Bindiğimizin tersi. Gel. İçeride kadınla konuşma. Soru sorma, korkulacak bir şey de söyleme. Bak beni bu kadar işimi denettin. Ne yapacaksam katlanacaksın artık. Ne konuştuk sinyorina? Bu kuralları ben koyuyorum. Hadi o zaman konuşma, çabuk. Hadi. Çabuk geldin komiserim. Yenge inşallah söyleyeceklerin işimize yarayacaktır. Sen konuş konuş. Yabancı değil. Yalnız bir şey diyeceğim ben sana. Şimdi Halil'im hapusta ya. Ona zarar vermez değil mi anlatacaklarım? İyiliğine olur. Sen merak etme yenge. Sen bize yardımcı oluyorsun. Bir şey gizlemiyorsun ki. Ben bu dünyada dürüstlük her zaman kazandırır. O yüzden içini ferah tut. Bana resmini gösterdiğiniz o zengin iş adamı vardı ya. Tayyardınları mı diyorsun? Hah. Sizden sonra onu televizyonda gördüm ben. Haberlerde. Vakfı mı ne varmış. Aynı zamanda hastaneleri de varmış. Bende birden jeton düştü. Benim Halil bir ara onun hastanesinde çalıştıydı. Koz yatağındaki büyük hastanede. Kızım, nehir bedeli ne istiyorsun? Fatih, ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir zaman olmayacak ama eğer ayrılırsak sen mağdur olma diye. Altın,
Ev, para, ne istiyorsun onu soruyor. Yüz görümlüğü gibi bir şey. Pek öyle sayılmaz. Ne istesem, ne istesem. Kızım, çok güzelsin maşallah. Ağırlığınca altın iste. Teyzeciğim, ben bu kiloyla zararlı çıkarım. Ama ben ne isteyeceğimi biliyorum. Müstakbel eşim bana tek taş almayı unutmuş. O yüzden ben tek taş istiyorum. Emin misin kızım? Eminim. Kalbi bende zaten. Ben istediğimi aldım, gerisinin bir önemi yok. Nilüfer Hanım, Allah'ın emri peygamberimizin sünneti. İmamımız İmam-ı Azam iştahatıyla, hazırlanan şahitlerin şahadetiyle, aranızda belli olan Mihri Meheccel ve Meheccel ile Bülentoğlu Fatih hocalığa kabul ettiniz mi? Ettim. Ettiniz mi? Ettim. Ettiniz mi? Ettim. Fatih Bey, Allah'ın emri peygamberimiz Efendimizin sünneti. İmamımız İmam-ı Azam iştahatıyla, hazırlanan şahitlerin şahadetiyle, aranızda belli olan Mihri Meheccel ve Meheccel ile Ahmet kızı Nilüfer'i zevceliğe kabul ettiniz mi? Ettim. Ettiniz mi? Ettim. Ettiniz mi? Ettim. Sizler şahitli görüyor musunuz? Ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayıldın mı sonunda? Siz Pelin komiser olmalısınız. Merhaba, ben Arda Solak. İntayin oldum. Hayırdır Arda, iyi misin? Ben 2005'te mezun oldum akademiden, siz? Sen ne içtin yine? Contalar sıyrılmış. Benim masam şurası herhalde. Merak etmeyin, çok dağınık değilimdir. Bir delirmen eksikti Arda. Yeniden tanışalım be Devrem. Her şeye sil baştan başlayalım. Bırakalım geçmişi, olanı biteni. Arkadaş olmaktan başlayalım. Ne dersin? Oyun mu oynayacağız? Çok saçma. Bir kere de biz saçmalayalım anasını satayım. Kilometreyi sıfırlayalım. Beraber yol alalım. Belki daha güzel olur, belki olmaz. Zaman gösterir. Hem dün gece geldiğini biliyorum. Amirim, sen burada mıydın? O zaman ben masama geçeyim. Olayın iki görgü tanığı var. İkisinin de ifadeleri burada. Bir bakayım. Kolay gelsin. Mustafa seni kriminalden çağırıyor. Ben kriminalden bir şey istemiyorum ki amirim. Beni niye çağırıyorlarmış? Bana ne soruyorsun lan? Git onlara sor. Yürü! Ali amir. Bana tayyarı vazgeçirdim de. Kararlı. Bence onun vazgeçmesinden önce senin ikna olman lazım. Adam haklı. Kardeşin tam bir baş belası. Bak, bir insan lafın üstüne gelir. Ömer arıyor. Alo. Aminim, rahatsız ettim ama size önemli bir şey söylemem gerekecek. Neymiş o? Bu Taner Akçalı'nın koğuş arkadaşı vardı ya, Halil. Hani Taner'i öldürdüğünü düşündüğümüz adam. O Tayyar Dündar'ın hastanesinde çalışıyormuş. Emin misin oğlum sen? Eminim, karısı söyledi. Hastanenin birinde 5-6 ay kadar şoförlük yapmış. Oğlum 5-6 ay çok kısa bir süre. Bu süre içinde belki patronun yüzünü bile görmemiştir Ömer. Bir şey çıkmaz bundan. Çıkacak aminim, çıkacak. İzin verirseniz savcıya bildireceğim. Bunun için savcıya gidilmez Ömer. Daha sağlam delillerle gel bana. Ben böyle işin içine ya. Ne diyor? Taner'i temizleyen adamın Tayyar'ın hastanesinde çalıştığını öğrenmiş. Hiç zaman kaybetmiyor kardeşim. Hiç!
Hani göz kulak olacaktın? Hani ben ona engel olacağım diyordun? Hadi engel ol da görelim. Hadi, hadi! Her şey en baştan başlasın istiyorum. Normal olsun. Tersten başlayan bir ilişki bizimki. Hadi düzeltelim. Bu akşam sinemaya gel benimle. Saat 21.45 matinesine bilet aldım. Gelirsen mısırlar benden, gelmezsen gözyaşları senden olsun Pelin. Efendim Devran. Kelepçe anahtarı mı? Tamam, geliyorum. Masadan kalktım bile, tamam. Ne olmuş ya, ne kelepçe anahtarı? Kendisini yok mu? Helal olsun Arda oğlum ya. Gittim memleketin en katır inatlı kızına aşık oldum. Vallahi bombastik ya. Efendim? Bir şey mi dedin? He? Bir katır matır bir şey duydum sanki. Ha, şey, Ali Amir bir rapor verdi de onunla ilgili. Bir şey yaptım. İyi bakalım. Saçmalıyorsun Ömer, biliyorsun değil mi? Gayet ciddiyim. Tayyar bunlar emniyete ifade vermeye gelecek. Sen Tayyar amcanın yanında kaç kişinin çalıştığını biliyor musun? Binlerce. Ya adamın sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde hastaneleri var. Bir şey söyleyeyim, iyi ki polis olmamışsın. Analitik düşüncen zayıf. Ne safsın. Ha, sen çok akıllısın. Benim analitik düşüncem zayıf. Ömer bizi soktuğu şu hale bakar mısın? Rezil olduk resmen. Ha, millet Avrupa'da, Amerika'da böyle antin kuntin işler yapınca sıkıntı yok. Biz yapınca rezillik. Ya hayatımda duyduğum gerçekten en absürt açıklama bu. Hayırdır Ömer komiserim? Senin için endişelenmeli miyim? Savcım bir aksilik oldu da sıkıntı yok, halledeceğiz. Arkadaş da geliyor. Savcım, sizinle önemli bir şey konuşacaktım. Tamam, ben odamdayım. Pelin, Allah aşkına aç şunları. Aç, 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 aç. Bir yere kaybolmayın ha. Elif, ne oldu, ne bu haliniz? Of. Kızı bulunduğu tekneyi araştırdınız mı? Araştırdık Sayın Savcım. Amerikalı bir iş adamına ait. 6 aydır Türkiye'ye giriş yapmamış. Kaptan, tekne çalışanları? Tabii ki bilmediklerini söylüyorlar. Zaten haftada bir kere geliyorlarmış bakım için. Başka biri herhangi bir nedenle kadını kaçırmış olabilir. Kadınla konuştunuz mu? Kadın korkuyor. Savcım, aslında durum gayet net. Tayyar Dündar sevgilisinin Taner Akçalı'yla olan ilişkisini öğrendi. Kadını denizin ortasında ölüme terk etti. Zaten bir yere kaçamayacak olan Taner Akçalı'yı da adamını yollatıp işini bitirdi. Bunların hepsi birer sav Ömer. Bize delil lazım. Ciddi bir iddiada bulunuyorsun. Savcım, Halil Kaplan'ın Tayyar Dündar'ın hastanesinde çalıştığını karısından öğrendik. Zaten şu anda bir arkadaşımız hastanenin arşivinde istediğiniz kayda getirecek. Savcım, İzninizle Tayyar Dündar sorguda konuşturabiliriz. Amirin ne diyor? İzin vermiyor tabii. Tahmin etmiştim. Bak Ömer, bu konumda bir adamı itham ederken elimizin güçlü olması lazım. Bunlar soruşturma için yeterli değil. Bize daha fazlası lazım. Haklısınız. Haklısınız Sayın Savcım. Bundan sonra karşınıza daha sağlam delillerle geleceğim. İzninizle. Kolay gelsin. Sen
sen de Tahir amcayla ilgili Ömer'le aynı fikirde misin Pelin? Yani olabilir mi? Mümkün mü? Bunu konuşmak için çok erken Elif. Yani soruşturmadan ne çıkar bilemiyorum. Şu an için her şeyi bir varsayayım. Anlıyorum. Senin nasıl gidiyor? Arda'yla. Ne? Ne oluyor? Bilsem. Bir anda hayatım değişti. Aklımda, kalbimde depremler oluyor. Artçılar peş peşe. Çok iyi anlıyorum. Senin neyin var? İyi değilsin sen. Sonra konuşuruz. Belo, bu hastanenin arşivinde Ali Kaplan'ın giriş çıkışını bizim Ümit araştıracaktı. O işi sen devralsana be. Tamam, sen merak etme. Biz Arda ile ilgileniriz. Sağ ol. Hadi Elif'ciğim, görüşürüz. Görüşürüz. Signorina, senin işinden gücünden ettik. Şirkete bırakayım seni. Giderken de konuşuruz. İşler sayenizde aksadı komiser. O yüzden Levent eve gelecek, evde çalışacağız. Vay, güzel, güzel. 10 numara 5 yıldız. Bakıyorum da Levent Bey bayağı bayağı hayatınıza ısındı. Bana güzel haberler mi getirdin Ali? Ne yaptın Hüseyin'le? Hüseyin cephesinde bir değişiklik yok. Zorla patron seni zıvanadan çıkartacağım diyor yani. Asıl mesele başka. Ömer mi? Evet. Halil'le olan bağlantını bulmuş. Bu işin peşini bırakmaya pek niyeti yok. Tutmuş ipin ucundan sökmeye çalışıyor. Şimdi kesin Halil'in peşine düşecek. Bir de konuşturursa bu işin sonu senin azmettirmene kadar gider. Ne yapacağız? Ne tavsiye ediyorsun? Ben kimseye görünmeden gitsem iyi. Gitme. Kolundan tutup evimize götüremiyorum ya seni. Ben sana seni sonsuza kadar bekleyeceğimi söylemiştim, unuttun mu? O zaman yanında beni de götür. Bunu hep boynunda taşırsan kendimi hep senin yanında hissederim. O istediğin yüzüğü de alacağım sana. Eğer senin parıltını aşacak bir taş varsa o gelecek bu güzel parmağına konacak. Ama dünyadaki hiçbir elmas bu muska kadar değerli değil benim için. Ben de aynından taşıyorum. Seni bütün kötülüklerden korusun. Aşkımızın koruyucusu olsun. Güzel karım. Beni kalbinden çıkarmadan bunu da boynumdan çıkarmazsan kendimi yalnız hissetmem. Nilüfer. Ne haber? Mert, ben çok özür dilerim. Bak gerçekten açıklayabilirim. Dinliyorum. Ben yalnız kalmak istiyorum deseydim sen bana izin vermeyecektin. Ben de o yüzden böyle bir şey... Nilüfer. Tamam. Boşuna yalan söyleme ya. Ayrıca nerede olduğunu da merak etmiyorum. Eve girelim diye bekledim seni. Kimse bir şey çakmasın ki babam duymasın. Niye bana böyle bir iyilik yapıyorsun ki?
konuşma vakti. Tamam. Seni çok kırdım. Acı konuştuğum zamanlar oldu. Eğer derdin hıncını benden almaksa tamam teslim. Ama biraz uzun sürmedim. Elif, derdin ne? Benim bir derdim yok Ömer. Geldin benden bir cevap bekledin. Ben de sana bu cevabı verdim. Ne düşünmem istiyorsun ha? Eski Elif mi yalandı, şimdi kim yalandı? Lütfen bırak gideyim. Elif. Lütfen. Tamam peki. Ya sen elini bırak. Yok, gerek yok. Yakınız zaten. Hoş geldiniz çocuklar. Nasıldı bugün okul? İyiydi. Dersten sonra da biraz surladık Nilüfer'le. Evet, o yüzden biraz gecikmişiz. İyi, güzel, güzel. Canınız sıkılmasın da bir güzel gezin tozun, eğlenin. Hadi bakalım. Yemek masası sizi bekliyor. Ben sizinle olamayacağım. Üstümü değişip çıkmam lazım. Görüşürüz baba. Görüşürüz oğlum. Buyurun amirim. Bir avukat mı var? Var. Var tabii. Hem de en alası. He. Olay yerine intikal edeyim ben o zaman. Ne diyorsun sen Hüseyin? Dalga mı geçiyorsun? Ne bu şimdi? Ben bütün bu olup biteni yok mu sayacaksın? Tamam o zaman. Ömer'in savcıya gittiğini de boş ver. Tayyar'ın duyduğunu da. Vallahi ben çoktan boş verdim. Hüseyin. Bir şeyler yapmamız lazım. Ben o defteri çoktan kapattım amirim. Çoktan. Mümkünse siz de bir daha bu konuyu rica ediyorum. Açmayın amirim. Olur mu? Madem ki siz kardeşimin polisliğini yakmaya and içmişsiniz. Ben de onu korumaya and içtim. Buyurun Hodri Meydan. Kim iyiyse o kazansın. Şerefsiz. Kaza. Neredeydin bütün gün? Sırra kadem basmışsın gene. Roma işini organize ediyordum amca. Ayarlamıştın hani her şeyi.
Her şey ayarlı ama ekibi yeniliyorum. Yeni elemanlarla görüşme halindeydim. Ters o bir durum olmasın diye de Cem'i açmıştım. Nesi varmış ekibin? Sen demez misin taze kan insana iyi gelir, hayat verir diye? Ben de düşündüm ki madem başka bir falso şansım kalmadı, şu üstümdeki kirli kandan bir kurtulayım. Tazeleriyle ekibe hayat vereyim dedim. Tamam öyle olsun. Ben hala kararımı vermiş değilim. Ben söylemeden sakın harekete geçmeyeceksin. Şimdi halletmen gereken daha önemli bir iş var. Bu ne amca? Halil'e ayrılan sürenin sonuna geldik onun için. Amca adam sağlam konuşmaz. Ya cevval polisin biri konuşturmayı başarırsa? En son güveneceğim mahluk insanoğlu Metin. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Bu kez işin daha kolay. İçindeki adamı birkaç dakika içinde Tahtalıköy'e postalar. Ne yap et, bu işi bitir. Halil daha fazla yaşamasın. İyi haberlerini bekliyorum Metin. Signorina, ne olursan ol, kim olursan ol, ben senin hatalarınla, yalanlarınla, her şeyinle sevdim. Hem de her sabah bir öncekinden daha fazla. Bence o konuda New York en iyisi. Aa, Tontişi, ne zaman indin sen? Biraz önce. Selam. Ah, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Levent Bey'di değil mi? Evet, doğru aslanım. Gerilmeyin canım. Bu sefer gayet iyiyim. Sorun çıkarmayacağım yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Levent'le erkek koleksiyonu üzerine çalışıyoruz da. Ha, süper. Ben de sizinle takılabilir miyim tabii eğer bir mahsuru yoksa? Yo, ne mahsuru olabilir ki? Buyurun. İyi o zaman çalışma odasına geçelim. Hülya'cığım sen de bize çay kahve bir şeyler ayarlarsın. Tabii efendim. Bahar sen de keyfine bak. Melike mezeleri getir. Ben ufaktan başlıyorum. Akşamın güzel olsun abi. Vay! Kardeşim gelmiş. Gel abi sarılayım. Gel! Kurban olurum sana. Ulan nasıl özlemişim seni be. Hayırdır abi erken mi başladık? Sarıldık diye şımarma lan. İki tane çakarım ha. İlla sarhoş mu olmam lazım kardeşime sarılmak için? Bu gece sende bir şey var ama hadi hayırlısı. Keyfim yerinde lan. Kırk yılda bir bizim de keyfimiz yerine geliyor. Belli belli. Hadi gel. Lan oğlum bana bak. Emri vaki yaptım diye arıza yapmayacaksın ha. İşin gücün varsa dert el, anlamam. Ömer'i bilmem ama bana biraz emri vaki oldu sanki. Sizin keyfiniz bizi gerdi. Hayır yani bir gece önceden haber versen iki ayağımız ip abuca girmez. Annemle mutfakta ne yapacağımızı şaşırdık. Biraz söylenmemeyi denesen Melike. Senin için biraz zor biliyorum ama belki başarırsın. Vallahi belki gözüme güzel bile görürsün. Lan ne takılıyorsun oğlum bize? Biz 40 yıllık Hüsoy'la Melike'yiz lan. Biz birbirimizi böyle seviyoruz. Haydi al bakalım. Abi hayırlı akşamlar. Vay! Oo Kirvem hoş geldin. Gelmiş. Hoş bulduk Kirvem. Hoş geldiniz lan. Tufan abi. Ya sen nasılsın? Nasılsın Kirvem? İyiyim. Oğlum senin boyun mu uzadı? Uzadı abi. Tufan abi. Ne haber abim? Geldin kurban. Hoş bulduk abiciğim. Abi sazını da getirmiş bak. Aferin. Hadi oğlum ayakta mı konuşacağız sosyetikler gibi? Hadi gece uzun otur bakalım. Gel. Abi, sen böyle otur, saza yakın ol.
Ferhat dedi ki ben Kirvem'e teşekkür etmek istiyorum. Benim de canıma minnet zaten. Hemen yapmışım organizasyonu. Bu gece herkes ayak altından çekilecek arkadaş. Keyfimize bakacağız. Nasıl plan? Vallahi abiler gibi. Benim de nasıl ihtiyacım vardı bilsin. Oğlum abiler ne gün içindir? Böyle sıkıntıyı kederi almak içindir. Başka işe yaramaz abi. Mısırı tek başına yemek için mi aldın? Trafik vardı da biraz geciktim. Geçelim mi? Beş numara salon. Altı yıl. Seviyor musun bilmiyorum ama büyük boy aldım, bir de ekstra tuzlattım. Hayret, tam isabet. Daha da yeni tanıştık ama demek ki içimi okudun. Meslek erbabı bizde de olsa. Tanıştıklarıma çok lahavali olmayı sevmem. Sonradan bir yanlış anlaşılma olmasın. Tabii canım, olmasın. Olmasın. Alçak ceviz dalları sarmışlar yolları, salına da salına da gel. Hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Hadi yarasın. Ağzına sağlık abim. Var ol kardeşim. Lan şu kurban olduğum bağlama var ya, nasıl adamın ciğerini deliyor. Abi şimdi senden bir parça istesem. Polis radyosu muyuz la biz der misin? Ne diyeyim oğlum lan? 40 yıla bir kardeşim benden bir şey istemiş. İste kurban olayım, sabaha kadar söylerim. Ne istiyorsun lan? Değmem benim gamlı yastı gönlüme. Çal Tufo, ben geliyorum arkadan. Telefonla konuşsun, seninle biraz dinle. Nasıl çalıyor? Ben sana son sözümü söylemedim ben bu oğlan. Ne diye arayıp duruyor? Ama ben sana söylemedim Hüseyin. Bugün sana bir hediyem vardı, vermeyi unuttum. Dur bak hemen vereyim. Sibel'in orada ne işi vardı? Sen kardeşimin nişanlısını öldürmeye mi yolladın beni filiz diye? Ömer burada. O olay yerine giden ekibin içindeydi. Kardeşim nişanlısının katilini bulmadan rahat uyuyabilir mi zannediyorsun sen? İşin peşini bırakır mı zannediyorsun sen? Sen daha Ömer'i tanımadın. Ömer bu memleketin en iyi polislerinden biridir.
Peşini bırakmaz, çözmedim. Bittik biz. Sessizliğinden mesajın yerine ulaşmış olduğunu düşünüyorum Hüseyin. Sabah karşı hangardayım. Aynı saat, aynı yer. Hadi gel de bir dertleşelim. Abi amma konuştun ha telefonla hadi. Önemli bir şey yok değil mi? Yok ya banka işte gece gece zıvanadan çıkmışlar kampanya falan dediler kapattım. Bu saatte. İşte. Tufu hadi çal. Abim de kardeşinin parçasını söylesin. Gibi gökyüzünde gezerken turna gibi gökyüzünde gezerken baykuş gibi viran yurda konarken 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 vay baykuş gibi yurda konarken, konarken, konarken vay. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Ferhat gibi şirin ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım ya. Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım.
Çok güzel bir akşamdı. Teşekkür ederim. Evet, film de güzeldi. Bir kahveyi hak ettim herhalde, değil mi? Hem senin şu cevizli kekinden de vardır hani bayıldığımdan. Var, daha dün yaptım. Harika. Pardon, nereye? Kek yiyip kahve içmeye. Ben arkadaşlarımdan başka kimseyi evime davet etmiyorum. Yani senle de ne halt olduğumuz belli değil. O yüzden kusura bakma. Sana iyi geceler, bana iyi geceler. Peki ne halt olduğumuz ne zaman belli olur komiser hanım? Bakacağız. Ya Pelin. Çok saçma değil mi? Sensin saçma Arda. İyi geceler. Of Arda, of. İstediğin bu değil mi? Al senin olsun. Kardeşime dokunmayacaksın. Aileme asla yaklaşmayacaksın. Ben de senin bütün pisliklerini görmezden geleceğim. Bildiklerimi de unutacağım. Anlaştık mı Tayyar Dündar? Hayatta satın alınamayacak bazı şeyler vardır Hüseyin Efendi. Bu da onlardan bir tanesi. Derdim elmaslar olsaydı zaten sana vermezdim. Topla götür hepsini. Çok asi oldun sen Hüseyin, çok. Oysa bir düşün. Bana yardım edersen kardeşin polisliğini kaybeder sadece. Ama abisini kaybetmez. Belki de Ömer sevdiği kızı abisinin öldürdüğünü, ailesinden kazık yediğini öğrenmektense mesleğinden vazgeçmeyi tercih eder. Zeki çocuk ne de olsa ha? İlkinin acısının geçeceğini ama ikincisinin acısıyla yaşayamayacağını çok iyi bilir. Bunlar senin maaşın Hüseyin. Bak, hepsini peşin peşin ödedim. Karşılığında bana hizmetlerine devam edeceksin. Hem de ben istediğim sürece. Yaşadın yani Hüseyin Efendi. Sana mezarda emeklilik göründü. Nasıl yüksek maaş ama değil mi ha? Şimdi git. Ali amiri sana ne emrediyorsa onu yap. Kardeşini de sırtımdan al. Ne yapmayı düşünme bile Hüseyin, aklından bile geçirme. Ne desem boş.
Ne desem anlamıyorsun. Ben senin elini temizlemeye çalışıyorum. Sense kana bulamaya çalışıyorsun ya. Allah Allah. Ömer. Ömer. Benim. Of. Oğlum yine pele ya. Ömer. Ha, ne var? Hadi abi çabuk gitmemiz lazım. Abi Halil hapishane dönmüş. İyi geceler Melike yenge. Nereye bu saatte, göreve mi? Yenge Amu'yu uyandırsana. Ona bir şey söyleyeceğim, belki o da gelmek ister. Bulsam uyandırayım. Burada değil ki. Allah Allah. Nerede ki bu saatte? Bilmem. Yani odaya hiç gelmedi. En son siz burada rakı içiyordunuz. Oradan emniyete gitti zannettim ben. Yani hiç buraya gelmedi. Sen de mi bilmiyorsun nereye gittiğini? Allah Allah. Allah Allah. Gecenin bu vakti. Nöbeti de yoktu. Nerede şimdi bu? Allah korusun başına bir şey gelmiş falan olmasın. Yok yenge yok. Belki bizden önce duyduysa cezaevine gitmiştir değil mi kardeşim? Ha, büyük ihtimalle. Tamam yenge için rahat olsun. O emniyete gitmiştir, ben haber veririm. Hasan uyu. İyi tamam, hadi kendinize mukayyet olun. Allah Allah. İçmişsin sen. Çorba toparlar seni. Soğutma hiç. Hüseyin, kırma beni. Bebeğim. Sıkkın olsun. Aldığım her nefes haram olsun bana. Ne oldu Hüseyin? Neye üzüldün? Anlat, yardım edeyim. Edemem. Kimse yardım edemez. Ben günahımı ödüyorum. O günahların sebebi ben miyim Hüseyin? Sana bir şey olacaksa ben çekerim cezayı. İzin ver, teslim olacağım. Sakın. Sakın bir daha böyle bir şey duymayacağım senin ağzından. Ama ben seni seviyorum Hüseyin. Sevdiğim adamın hayatına sebep olmak istemiyorum. Benim ailem sizsiniz. Ailem, siz. Bir başka hayatım mı var? Tamam. Haydi ağlamak falan yok. Tamam. Tamam güzel kadınım. Tamam canım. Güzelim ben toplayacağım. Her şeyi düzelteceğim. Her şeyi düzelteceğim. Hey, otopsiyi kim yapacak? Ya biz yapmayacağız ya abiciğim. Bir sakin. Ya ne sakini kardeşim, ne sakin? Adam güçlü, zengin. Herkes satın alabilir. Buradan, abi buradan. Bak abicim, sen böyle düşünmeye devam edersen eğer yakında benden de şüpheleneceksin. Ondan korkuyorum ya. Selam.
Sen nereden duydun ya? Benim telsiz 24 saat açık Arda Bey. Devam et işimi bırakın. Ne oldu içeride? Ya, ölüm sebebine bakıyorlar. Tahmini kalp krizi. Beni de odadan çıkardılar. Kalp krizi mi? Bak böyle bir sonuç çıkarsa tam bir komedi. Arkadaşlar ben bu adamı gördüm. Safa sağlamdı. Bir insan kalp krizi geçirse bunu anlamaz mı? Belirtisi falan olmaz mı? Neyse abi. Şimdi biz büroya gidelim. Nasıl olsa raporun çıkması uzun sürer. Çıkınca yollarlar büroya. Siz gitmek istiyorsanız gidin. Ben burada bekleyeceğim. Ne at safhada. Devrem, abartmıyor musun? Neyi abartmıyorum? Arkadaşlar yapmayın gözünüzü seveyim. Bu işin başından beri siz de benimle beraber değil miydiniz? Bu dosyadaki tuhaflıkları görmüyor musunuz? Siz gidiyorsanız gidin. Savcı için bir şekilde ön rapor çıkacaktır. Ben onu bekleyeceğim. Elden alın. Ya kardeşim Allah aşkına şu çakma abi. Kardeşim bir sus. Bir sus. Benim de kafam böyle çalışıyor. Kardeşim bak şu anda mühim bir noktadayız. Hata yapmamamız lazım. Belo, benim için raporu bekler misin? Tamam, beklerim. Ben de beklerim kardeşim. Ne oldu, şüpheli listesine mi girdin? Geleceğim kardeşim, geleceğim. Ya şu çocuk delirmeden şu dosyayı bir çözsek başka bir şey istemiyorum ya. Hayırlı sabahlar. Eyvallah abi. Usta bir çay. Hemen abi. Çaylar iki olsun. Amin, kusura bakma. Bu saatte rahatsız ettim. Ne rahatsız oğlum? Ben de emniyetten geliyorum zaten. Ne yaptın bakalım? Bu Taner Akcan'ın koğuşundaki herif var ya Halil. Koğuşta öyle bulundu. Bak sen şu Allah'ın işine. Şu kadar kaldı aminim, şu kadar. Az sonra otopsi raporu çıkınca o tayyar dümdanın defterine düreceğim. Beklediğimiz gibi hatayı yaptı. Korktu, adamı öldürdü. Haber. Buyurun çaylarınızı abi. Eyvallah kardeşim. Afiyet olsun abi. Haber, biraz dikkatli ol. En küçük hatada senin defterin dürülür. Sana iyi bir savcı bulmamız lazım. Sana arka çıkacak. Sana güvenen. Senin de ona güvendiğin biri olmalı. Turgut Savcı var. Halil ölmeden önce durumu anlatmıştım ona ama ikna edememiştim. Ama şimdi durum değişti değil mi? Halil öldü. Artık şüphelenecektir. İkna et. Al gözaltı iznini. Sorgu odasına bitir şu Tayyar'ın işini. Pardon. Ha kardeş, Halil Kaplan'ın raporu çıktı mı? Çıktı. Ben cinayet bürodan komiser Ömer Demir. Davayla biz ilgileniyoruz. Raporu elden alacaktım. Buyurun komiserim. Ben de şubeye olacaktım. Eyvallah. Şunu içeri uzatayım sana. Günaydın. Ay! Ay hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. Mert geçiyordu, beni de bıraktı. Ay iyi yapmış. Güzel sürpriz bu.
Nilüfer Hanım, pardon, bir servis getirmemi ister misiniz? Olur, sevinirim. Gel bakayım sen böyle. Ya bir bakar mısınız, daha da güzelleşmemiş mi? Ha? Bana bak, sakın öyle estetik dolgu botoks falan yaptırayım deme, gebertirim seni, çok güzelsin. Hı, ihtiyacı var sanki. Hadi gel. O gün ağladın ya. Ya bir türlü aklımdan çıkartamadım seni. Gece rüyama girdin. Üstüne gelmemek için arayamadım da. Nasılsın? Sen o gün geldiğinde benim sinirlerim bozuktu. Seni görünce de biraz abarttım galiba. Ama çok iyiyim, hayatımı yoluna koydum. Çok mutluyum, merak etme. Çok sevindim. Sen nasılsın? Biraz yorgun görünüyorsun. Yo, iyiyim. İyiyim. Hmm. Elif yeni bir erkek koleksiyonu için çalışıyor da. Hı. Gece saatlerce uyumadığı için iş yorgunluğu diyelim üzerine. Ciddi misin? Hazır mı peki? Görebilir miyim yani? Yani eskizler tamamlanmadı ama görebilirsin. Bugüne kadar Elif'in yaptığı işlerin arasında en iyisi. Tap olacak. Harika. Hı. Bu arada Levent'in bir fikri var. Neymiş? Şimdi çok popüler bir erkeğe koleksiyonumuzun ürünlerini verelim. Onun takı sponsor olalım. Hatta bizim yüzümüz olsun diyor. Süper. Kime mesela? Mesela ne bileyim, ünlü bir oyuncu ya. Ama yakışıklı olması lazım. Hatta bir şey söyleyeceğim, çok yakışıklı rakçılar da var. Bak ben seçerim. Ne olur ben seçeyim. Ne olur. Tabii o seçsin. Tabii. Tontişim, sen böyle kararlarda hep bana da sorardın, hayırdır? Bahar, ortada henüz bir karar yok. Levent böyle bir fikir getirdi, ben de size danışıyorum. Ne dersiniz? Bence markayı çok ucuzlaştırır. Yani zaten bütün firmaların genelde aklına gelen şey bir celebrity çalışması. Çok saçma ve gereksiz. Ben bir şey söyleyeyim mi ya? Ben Lev Hoca'nın fikrini beğendim. Yani orijinal bir yanı elbette ki bulunur. Sonuçta biz ilan vermiyoruz, reklam yapmıyoruz. Yani editoryal bir çalışma yapıyoruz. Ben senin arkandayım. Vallahi Elif, ben gönüllü bile olurum bak gerçekten. O gönüllü olacak, o. Ben. O zaman bizim firmanın yüzünü senin Ömer'i yapalım. Polisler takı takmıyor mu? Hem eli yüzü düzgün çocuk. Kızlar bayılırlar vallahi. Aslı Hanım, ilacınızı getirdim. Teşekkürler Hülya'cığım. Aslı, hala mı ilaç? Ben inanamıyorum bu doktorlara. Canım, hala ilaç değil. Bu folik asit hapı. Yani yeniden teyze oluyorsun. Ben hamileyim. Ya inanmıyorum. Oh, çok sevindim. Ya bu kadar gidenden sonra eve bebek kokusu gelecek ha? Ah, çok mutlu oldum. Ay. Sen bu yaşında ikinci kez teyze mi oluyorsun? Evet, evet. Yemeğini ye, yemeğini. Hazır değil mi? Her şey eksik, bir şey yok. Yok abi, bulduğumuz ne varsa koyduk içine. Abi sen neredesin, gözünü seveyim? Buradayım oğlum. Ne hiddetleniyor ya? Abi merak ettik. Akşam evde yoktun. Emniyete gittik. Oraya doğramamışsın. Ya oğlum sen de başlama şimdi Berike gibi ya. Ya oğlum sen yatmak için çıktın ya. Ben uyuyamadım işte. Çıkayım bir dolaşayım dedim hava almak için. Baktım sahile gitmişim. Orada da açık meyhane görünce zaten kafamı vurdum rakının gözüne. Sonra sızmış kalmışım işte. Memur bey, savcı bey sizi bekliyor. Hadi bakalım hayırlısı. Gel. Gel Ömer. Sayın savcı, fazla vaktinizi almayacağım. Zaten duruma vakıfsınız. Buyurun, daha önce konuşmuştuk. Savcım, son olarak Taner Akçalı'nın katil zanlısı Halil Kaplan koğuşunda ölü bulundu. Zanlı değildi ama. Bence öyle. Zaten öldürülmüş olması tezimi destekliyor. Otopside kalp krizinden öldüğü söyleniyor. Savcım, şu anda gayet iyi planlanmış bir işin üstündeyiz. Tayyar Dündar adamın konuşacağından korktuğu için ortadan kaldırdı. Bunu yaparken de arkasından iz bırakmayacaktı tabii. Savcım, adamın Türkiye'nin her yerinde hastaneleri var. Emrinde yüzlerce doktor, laboratuvar. Kriminal bir deli bırakmadan birini nasıl ortadan kaldıracağını gayet iyi biliyordur. Peki o zaman Taner Akçalı niye bu şekilde öldürmedi? Ya
O namus davası, namı yürüyecek. Ama bu durum başka. Büyük ihtimalle karısıyla iletişime geçtiğimi öğrendi. Hastanesinin arşivine girmeye çalıştığımızı. Savcım, Taner Akçalı da Halil Kaplan da öldürüldü. Bu iki ölümün de tesadüf olması bana hiç inandırıcı gelmiyor. O izni alıp çıkamazsa iş daha da zorlaşacak. Ya adam sürekli zaman kazanıyor. O biraz zor Pelos. Onun bir kanıt yok yani elimizde. Benim için ümidim yok yani. Abi, sen ne diyorsun? Abi. Ömer diyorum, imzayı alabilecek mi? Abi sen iyi misin ya? İyiyim oğlum. Akşamdan kalmayayım ya. İşte yaşlılık belirtileri. Buna yakarsın artık. Al bakalım. Tayyar Dündar gözaltına alabilmen için gerekli yazın ve imza. Sağ olun Sayın Savcım. Yalnız bir itirafçı ya da güçlü bir delil yakalayamazsan nöbetçi mahkemede serbest bırakılır, haberin olsun. Bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım. Teşekkürler. Tamam. O halde gidip adam alın, sorgulayın. Kolay gelsin. Sana da. Kardeşim nasıl ikna etti adamı ya? Nasıl ettiysem ettim. Hadi bakalım gidip alalım şu Tayyar Efendi. Şu polis muhabirleri duymasın yoksa olay olur. Bakarız çaresini hallederiz. Hadi. Tayyar Dündar uğraşır seni. Bunu başından beri biliyorum abi. Bunu biliyorum da bu sefer iş ciddiyete bindi. Kurban olayım, bir daha düşün. Abi artık ok yaydan çıktı. Bak ben seni de anlıyorum, sen de haklısın. İki tane çocuğum var, ailem var. Gelmeme sebebin gelecek kaygısıysa anlarım. Sıkıntı yok, gönülde koymam. Ne konuşuyorsun lan sen? Hadi yürü gidelim. Lan yürü, vardılar. Yürü lan. İki parça eşya alacağım dedi. Kesin koca bir bavul hazırlıyor şu anda. İki parça eşya anlayışı olduğu için. Elif Hanım. Bu size geldi ben. Teşekkür ederim Muzaffer abi. Oo, kesin Ömer'dir. Ömer değil mi? Hadi bir söylesene. Elif, ben sana bir şey diyeceğim. Sen o gün doğum gününe gitmedin, sonra ne olduğu hiç anlatmadın. Sen kesin bir şeyler çeviriyorsun. Dün geceki sohbet için teşekkürler. Aramızda kalmasına da memnun oldum. Haftaya pazartesi Roma takvimin hazır. Şimdiden hepimize iyi yolculuklar. Gitmeden bir araya geleceğiz. Bol şans. Ben İstanbul Cinayet Büro'dan Komiser Ömer Demir. Tayyar Bey de mi? Tabii. Bir saniye çağırayım. Nasıl yardımcı olabilirim? Tayyar Bey, Taner Akçalı, Ali Kaplan cinayetlerini nazmettiricisi olarak emniyette ifadenizi alınacak. Öyle mi? Öyle. Avukatınızı arayabilirsiniz. Gerek yok. Gerekirse ararız. Elbette. Adaletin tecellisi için kendimizi feda etmeye hazırız.
Kızlar, size doyum olmaz ama benim gitmem lazım. Çünkü yoga hocam gelecek ve beni bugün Dula'yla tanıştıracak. O yüzden hazırlanmam gerek. Dula ne kız? Böyle doğum koçu, doğum destekçisi gibi düşün bunu. Nefes egzersizleri falan yaptırıyor. Aman anlatamayacağım işte, internet var elinizde, açın bakın. Tamam mı? Doğula diye yazılıyor, doğula. Evet. Elif, Aslı'ya ne zaman hamile olmadığını söyleyeceksin. Hayır, bu fikre kendini çok alıştırdı da daha kötü bir şey olacak diye korkuyorum ben. Biliyorum. Yani doktor öyle konuştum. Evdeki hayata baştan bir alışsın dedi. Sonra travmatik olmayan bir anlatma şekli bulacak. Yani bana kalsa karşıma oturtup açık açık söyleyeceğim. Ama bence sen doktorun lafından çıkma. Ne bileyim, daha kötü bir şey olur falan. Zaten yeni terapisi yok mu? Söyleyecek ne olduğunu, ne bittiğini. Hadi biz de geç kalmayalım. Levent'e de çok ayıp olacak. Bakıyorum da Levent'in dediklerine çok takar oldun. Lafıma geliyorsun galiba. Aslına bakarsan siz birbirinize daha uygunsunuz. Yani hazır kurabiye de hayatından çıkmışken değerlendir derim. Hülya, dursana bir. Buyurun Bahar'ın. Bizim Aslı prospektüsünü arıyordu ya, çöpe atmıştır. Ben bir bakayım. Hülya kızım, bir bakıver. Ben bakarım Bahar Hanım. Sen işine bak, ben bakarım hayatım. Peki. Arkadaşlar bir saniye, bir saniye. Bir lütfen. Lütfen bir müsaade edelim. Hadi müsaade edelim. Her zaman olarak çok işsiz bu arada. Sayar Bey, suçlamaları kabul edelim. Açıklama yapmayacak mısınız Sayar Bey? Tamam. Sayar Bey, cevap verir misiniz lütfen? Arkadaşlar, bu tamamıyla bir yanlış anlaşılma. Durumun akşama kadar ortaya çıkacağından ve adaletin yerini bulacağından kesinlikle eminim. O zaman utanan kesinlikle ben olmayacağım. Arkadaşlar bir saniye, bir saniye. Lütfen. Lütfen bir müsaade edelim. Elif! Ne? Çabuk gel. Ne oldu İhsan? Tayyar amcayı tutuklamışlar. Ünlü iş adamı Tayyar Güler cinayet Ünlü iş adamı Tayyar Dündar Hastanelerinin ve vakfının sahibi. Emniyetten alınan bilgiye göre Ahmet Denizer cinayet davası nedeniyle tutuklu yargılanan Taner Akçalı'yı öldürmekle suçlanıyor. Taner Akçalı tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti. Ne oluyor? Tayyar amcayı tutuklamışlar. Neden? Taner'i öldürmekten. Elif, bu şaka herhalde. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Nilüfer, sen burada kal, Aslı'ya göz kulak ol. Ne olursa olsun televizyonu açmasın. Yani gerekirse bir bahane bul, bir şey yap, engel ol, tamam mı? Tamam, tamam. Henüz emniyetten ve ünlü iş adamı Tayyar Dündar'ın avukatından kesin bir açıklama yapılmadı. Arkadaşlar, bu tamamıyla bir yanlış anlaşılma. Durumun akşama kadar ortaya çıkacağından... Görüyor musunuz? Ömer'imle Hüseyin'de hiçbir şey kaçmaz. O zaman utanan kesinlikle ben olmayacağım. Sibel'imin kanını da yerde bırakmayacaklar. Bu davayı nasıl çözdülerse onu da çözecekler. Hadi kızım, Elvan teyzenin kahvesini ver. Buz oldu. Ya iyi de bu adam çok hayırsever bir Elvan teyze. Yani hani bir yanlışlık falan vardır gibi geliyor bana. O Taner Akçalı'yı Tayyar Bey öldürtmemiştir bence. Sen karışma kızım. Hadi git babanın ilacını ver. Saati şaşmasın. Ay, Ömer'le Hüseyin'i tanımıyormuş gibi konuşuyorsunuz. Oğullarım kimseye boşu boşuna kelepçe takmaz. Bak göreceksiniz, Sibel'in katilini de yakında yakalayacaklar. Elvan dediği de dersiniz. İnşallah Sibel'in bir yerlerden bu olayı görmüyordur. Değilse dil huzura ermek kahrından bir kere daha ölür. Niye öyle diyorsun komşum? Gördün mü bak, komşum diyorsun. Eskiden olsa dünürüm derdin. Tabii ya, Sibel'im yok ya şimdi, başkası geldi. Herkes o zengin kızla Ömer'i konuşuyor. Sünnet düğününde karşılıklı oynadıklarını ben duymadım mı zannediyorsun? Allah mutlu bahtiyar etsin ama zavallı yavrumun daha toprağa soğumadan başkasını buldu. Sonra vicdanını yıkamak için karşıma geçip de Sibel'in katillerini buldum Fatma Ana demesin bana. Ne bu dünyada ne öbür dünyada. Hakkımı helal etmiyorum ben ona.
Sen de canını hiç dara sokma. Bir ihtiyacımız var mı diye. Biz bugüne kadar ihtiyaçlarımızı nasıl karşıladıysak gene öyle karşılarız. Sağ olasın. Siz de Ömer Bey, siz de. Sana burada sohbet edeceğimizi söylemiştim. Evet, hatırlıyorum. Size baktıkça hep şu soru takılıyor aklıma. Mühim olan ilk gülen olmak mı ya da son gülüp iyi gülmek mi? Aa, bak bir hikaye geldi aklıma. Dedem anlatırdı. Günün birinde iki tane çiftçi varmış. Bu iki çiftçi en iyi buğdayı yetiştirmek için yarışa durmuşlar. Buğdaylarını ekmişler, beklemişler, beklemişler. Bir tanesinin buğdayları hemen başak vermeye başlamış ve adam böbürlenmiş. İlk önce oğlunu eve vermiş. Daha sonra bir sürü yere borç yapmış. Fakat tarlaya bir hastalık gelmiş. Başaklar tarlada kurumuş kalmış. Olur tabii böyle aksilikler hayatta. Öteki tarafta başakları boy vermeyen çiftçi hasatta voleyi vurmuş. Son gülmüş. Has gülmüş anlayacağım. Güzel hikaye. Güzel hikaye. Ama bizim konumuzla pek bir alakası yok değil mi? Bu hikayenin başında da sonunda da tek gülen ben olacağım Tayyar Bey. O yüzden siz rahat olun. Beni dert etmeyin yani. Vallahi umarım diyemeyeceğim Ömer komiser. Hah, geldiniz mi? Odaya uğradık bir de. Devrem, bir çay içelim diyorum. Belki Tayyar Bey de içmek ister. İçer misiniz? İçeriz, içeriz, içeriz. Çaylar geliyor. Hazırsanız başlayalım mı? Buyurun, başlayalım Ömer Bey. Savcı Turgut imzalı gözaltı yetkisi. Birazdan yok olacak. Ali. Ya biz bunu aldık ama bunun zaten bilgisayar kaydı yok mu? Yok yok. Halledildi her şey. Düşmana bakar gibi bakma bana Hüseyin. Değil misin? Hüseyin bak. Ben de çok üzülüyorum bütün bu olanlara. Ömer keşke bu işe burnunu bu kadar sokmasaydı. Ta ilk gece söyledim ben sana. Yolla kardeşin dedim, yollayamadın. Senin kardeşin var mı Ali abi? Yok. Sen beni anlayamazsın. Hüseyin. Ben de çok üzülüyorum bütün bu olanlara. Ama beni yargılayıp asma, tamam mı? Benim de içim yanıyor. Neticede polis kolejine girerken benim de hayallerim bunlar değildi. Ben de kötü adamları yakalamak için girdim okula. Tıpkı Ömer gibi, tıpkı senin gibi. Ama artık çok geç. Keşke geçmişe dönüp her şeyi değiştirebilecek gücüm olsa. Evlatlarım var Hüseyin. Onların güvenliğini düşünmek zorunda. Bırak. Bana vicdan yıkama.
güveşim. Sonuçta sen de ben de şerefsiz miyiz? He? Şerefsiziz Ali. Boşa dememişler. İt itin dakikayı bulur. Benim kaç hastanem var, kaç tane yanımda çalışanım var iyi bilirsiniz Ömer Bey. Lütfen kendinizi benim yerime koyun. Hepsini tanımam mümkün değil. Bu bahsi geçen şahıs hangi hastanede çalışmış? Siz bize söylersiniz diye düşünmüştük Tayyar Bey. Yani de olsa adalet yerini bulsun diye kendinizi feda etmek için buradasınız değil mi? Öyle tabii, öyle. Herkesin amacı bu değil mi? Adalet. Pınar'ın bunun da hastanedeki dosyasına ulaştık. Geçici hafıza kaybı teşhisi konmuş. Ama beni aradığında baya baya konuşabiliyordu. Zavallıcık ağır bir travma yaşamış. Tabii evimize götürüp itinayla bakınca düzeldi. Şefkat her derdin devası. İlacı neyle hazırlattınız Tayyar Bey? Hangi ilacı? Halil'i kalpten götüren ilaç. Arsenik, kürer, mantar, zehri olmadığı belli. Hem zaten bunlar klişe değil mi? Vücutta iz bıraktıkları herkes tarafından biliniyor. Gerçekten merak ediyorum. Ne var bu ilacın içinde? Bunun için ciddi ciddi araştırma yapmış olmalısınız. Rol yaptığının farkındayım. Şu diplere, derinliklere yolladığın Tayyar Dündar'ı çıkar da onunla bir konuşalım. Devran, bir bakar mısın? Kusura bakmayın Tayyar Bey. Sizi burada tek başınıza bırakacağım. Ama döneceğim. Rahatınıza bakın, keyfinize bakın. Rahat rahat. Çayınız için. Oğlum ne demeye çağırıyorlar ki? Abi ne bileyim ya, emniyet müdürü de odada. Adam yaygarayı koparttı ya. Ali Amir aradı, git Ömer'i al gel dedi. Kardeşim biz burada usul iş yapmıyoruz ki, savcılık onayı var. Ne bileyim Ömer, bana anlatma Allah aşkına. Kardeşim yukarıda bekliyorlar, hadi. Gel. Gel gel. Diyorsunuz oğlum siz ha? Buraya kimi getirdiğinizin farkında mısınız? Benim başımı belaya mı sokacaksınız? Müdürüm, savcılıktan iznimiz var. Ayrıca savcı bey de bu soruşturmada bize inanıyor. Neler dönüyor Ali? Vallahi müdürüm, Ömer bana geldi. Savcıya gitmek için izin istedi benden. Ben izin vermedim. Bu işten bir şey çıkmaz dedim ama beni dinlememiş, çiğnemiş gitmiş. Nerede bu izin kağıdı? Ha? Git getir. Devran, şu izin kağıdı var ya, dosyanın içinde koydum. Gitsene. Dua et de anan seni Kadir gecesi doğurmuş olsun Ömer. Yoksa bu işte batarız. O zaman vay halimize. Ben işimi sağlama aldım müdürüm. Abi kağıt. Nasıl yok oğlum ya, dosyanın içine kendim koydum. İyice baksaydın. Baktım abi, her yere baktım, yok.
günde geldin. Bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım. Teşekkürler. Tamam. O halde gidip adam alın, sorgulayın. Kolay gelsin. Sana da. Şimdi yola çıktı. Gereğini yap. Top sizde. Bizde vakit nakittir Savcı Bey. Sizi de alıkoymayayım, yolunuz uzun. Öyle. Yeni yerler göreceksiniz. Tadını çıkarın. Bir 6 ay sonra sağlık sorunlarınız düzelince yurda dönersiniz. Teşekkür ederim. Baktım kardeşim, her yere baktım. Kardeşim, kendi ellerimle buldum. Kafayı yemedim ya. Ne oldu, buldunuz mu? Hayır. Ne biçim bir şey oğlum bu? Müdürüm, şey yapsak, savcıyı arasak, o size her şeyi anlatır. Biz aradık zaten kendisini. Ah, Savcı Bey durumu anlatmıştır size. Anlattı ya. Anlatmaz mı? Sana izin vermemiş. Nasıl? İzin vermediği gibi senin takıntılı bir polis olduğunu düşünüyor. Her defasında hayır demesine rağmen onu ikna etmek için 2 defa yanına gitmişsin. Merhaba Turgut, savcının kademini görüşürüz. Hatta aklından zoru olduğunu bile şüpheye düşmüş. Bekliyorum. Elleri kelepçeli bir kız da karşıma geldi. Ne biçim adamlarla çalışıyorsunuz diye bir de fırça attı bana. Müdürüm, yanlış anlaşılma var. Turgut savcıyla konuştunuz değil mi? Bana inanmıyor musun oğlum? He? Dalga mı geçiyoruz burada? Telefonum nerede lan? İyi günler, kolay gelsin. Tayyar Dündar'ı görecektim. Göremeyebilirsiniz bayan ama şu taraftan bir üst katta arkadaşlar yardımcı olacak. Teşekkürler. Tayyar amca ne oldu? Duymuşsunuz zaten belli. Bıraktılar o zaman seni değil mi? Her şey yolunda, problem yok. Yok, bir sorun yok. Keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı. Çok yazık oldu Elif, çok, çok. Sen iyi misin? Kusura bakma, biraz acelem var. Yorgunum. Hoşça kal. Müdürüm, bana 2 dakika verin. Savcı evinden arayayım. Muhakkak bir yanlış anlaşılma oldu. Kesin be! Size yalan borcumuz yok. Bu mesleğin kanunu var, nizamı var. Anlaşıldı mı? Geçmiş karşıma tiyatro oynuyorsunuz. Burası devletin kurumu. Savcıdan izin almadan insanların hakkını, hukukunu yemenize izin vermem. Niye gülüyorsun? Lan niye gülüyorsun lan? Ömer? Bırak! 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 Ya bırak! 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 Ömer bırak! 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 Tamam! Bittin lan sen! Bittin! Kesin lan! Dingo'nun ağrı mı burası? Açı aldım oğlum seni, tamam mı? Bundan sonra emniyete 10 metreden fazla yanaşamayacaksın. Benim iznim olmadan da geri dönemeyeceksin. Şimdi defol git, yürü! Tamam, tamam! Ya tamam, sakin! Tamam, sakin. Sakin. Sakin.